Herkese merhaba, Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere eğitim fakültesi ve konservatuvar arasındaki farklardan bahsedeceğim. Çünkü bana bunlarla ilgili çok fazla mesaj geliyor ya da yorum olarak yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki eğitim fakültesinde ne gibi eğitimler alıyoruz, mezun olduğumuzda neler yapabiliriz ya da konservatuvarlarda ne gibi eğitimler oluyor, sınavlar arasında farklar var mı, ne gibi sınavlar yapılıyor gibi sorular geliyor. Ben de onun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Size bu videoda bu sorularla ilgili cevapları vermeye çalışacağım. Ama atladıklarım olabilir, belki unuttuklarım olabilir, sizin merak ettiğiniz ya da anlamadıklarınız olabilir. Lütfen onları aşağıda yorum olarak belirtin. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız soru cevap olabilir ya da merak ettiğiniz soruları cevaplamam olabilir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Şimdi yeni videoya başlayacağız ama videoya hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu arada Instagram'ımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Yeni videomuza geçelim. Öncelikle konservatuvar ve eğitim fakültesi. Eğitim fakültesi öğretmen yetiştiriyor. Konservatuvarların amacı daha çok sanatçı, müzisyen yetiştirmek şeklinde, virtüöz derecesinde. Biraz sonra onları madde madde yazdım unutmamak için, ikisi arasındaki farkları kıyaslayabilmeniz için. Öncelikle sınavlarından başlayalım. Eğitim fakültesinin sınavında duyum, dikte, deşifre, solfej puanları şan yani vokal ve enstrüman icrasına göre daha fazladır. Onların puanları daha aşağıda kalır. Atıyorum 100 üzerinden 10 puan, 15 puan şansa, 10 puan, 15 puan da söyleme ise geri kalanını tek ses, çift ses, ritim, dikte, deşifre, solfej gibi duyumlar, bunlar tamamlıyor. Daha ağırlıklı olarak bunlara duyum sınavına işte tek ses, çift ses, üç ses, dört ses bununla ilgili video çekmiştim. Nasıl sınavın olduğu ile ilgili. Bunu daha geliştirmiş olarak bir video daha çekeceğim. Önümüzdeki haftada bu öyle bir videomuz gelecek eğer bir aksilik olmazsa. Oradan da takip edebilirsiniz. Ağırlıklı olarak eğitim fakültelerinde enstrümana değil duyuma, deşifreye, solfeje önem veriyorlar. Çünkü diyor ki bu öğretmen olacak. Tabii ki konservatuvardaki okuyan öğrenciler de bu dersleri alıyorlar. Ama konservatuvarın sınavı farklı olduğu için, amacı farklı olduğu için sınavı da farklı. Yani diyor ki konservatuvarda da şan ya da enstrümanların puanları daha fazla oluyor. Çünkü eğitim fakültelerindeki amaç öğretmen yetiştirmek. Yani öğrendiğin bir şeyi öğrenciye öğretmeyi öğreniyorsun aslında orada. Okulda sana öğretmenlerin öğretiyor, aldığın derslerin oluyor. Bu aldığın dersleri nasıl aynı zamanda öğrendin sen ve nasıl öğrenciye öğreteceksin bunları öğreniyorsun. Ama konservatuvarların amacı sanatçı yetiştirmek ve var olan orkestralara virtüöz seviyesinde vokaller ya da enstrümanistler kazandırmak. Asıl amacı konservatuvarın bu. Öğretmen yetiştirmek değil, daha çok sanatçı yetiştirmek. Enstrümanında ve sesinde virtüöz derecesinde olan sanatçılar yetiştirmek. Onun için de sınavında buna yönelik ağırlıklı olarak yapıyor. Ama eğitim fakültelerinin amacı bu şekilde değil. Daha çok öğretmen yetiştirmek amaçlı olduğu için, çünkü eğitim fakültesi adı üstünde müzik öğretmenliği okuyorsunuz orada. Onun sınavı da daha farklı oluyor. Eğitim fakültelerinde batı müziği eğitimi veriliyor. Tabii ki Türk müziği dersleri de alıyorsunuz. Halk müziği dersleri falan, sanat müziği dersleri alıyorsunuz. Ama ağırlıklı dersleriniz batı müziği. Konservatuvarlarda ise bu ikisini de alabilirsiniz. Batı müziği eğitimi veren konservatuvarlar da var. Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar da var. İkisini de eğitimini alabilirsiniz. Ama eğitim fakültelerinde daha fazla batı müziği eğilimli dersler görüyorsunuz. Aynı zamanda eğitim fakültesinde bir tane ana enstrümanınız oluyor. Örneğin keman. Piyano bütün bölüme zorunlu oluyor. Yanı sıra diğer enstrümanlardan da işte bağlama, gitar, blok flüt gibi enstrümanları da azar azar görüyorsunuz ki bunlara yabancı olmayın. Atandınız, bir yere gittiniz, öğrencilerinize bunları gösterebilin. Bunun temelini alın. Temelini o okullara gittiğinizde öğrencilerinize gösterebilin. Bunlarla ilgili etkinlikler yapabilin ya da bir öğrencinin yeteneği varsa en azından başlangıç seviyesinde bunları öğretebilin diye size bu dersleri azar azar veriyorlar. Ama asıl enstrümanınız da var tabii ki bunun yanı sıra ve piyano dersiniz de var. Onun haricinde daha bir sürü de dersleriniz var tabii ki, sadece bunlardan ibaret değil. Konservatuvarlarda ise
senin herhangi bir enstrümanı yaşam bölümünde oluyorsunuz, sesini de geliştiriyorsun daha fazla ya da enstrümanına ağırlık veriyorsun. Yani eğitim fakültelerinde enstrüman dersleri, piyano dersleri haftada birer saatken konservatuvarlarda bu ders saatleri daha fazla. Çünkü seni üst düzey çalma seviyesine getirmeye hedefliyor. Üst düzey çaldığın zaman büyük orkestralara gidebilirsin, sanatçılarla çalabilirsin, kendin virtüöz derecesine gelip kendin konserler verebilirsin. Zaten üniversitede okurken de birçok konser veriyorsun ve seni buna hazırlıyor konservatuvar. Eğitim fakülteleri de normal aldığın derslerin yanı sıra, unutmamak için buradan okumak istiyorum. Bu arada ben de eğitim fakültesi mezunuyum. Onun için bu konuya biraz daha hakim ama konservatuvarla ilgili de size bu bilgileri vermek istedim. Müzik derslerinin yanı sıra formasyon dersleri adı altında. Çünkü pedagojik formasyon dersleri alıyorsunuz. Öğretmen olduğunuz için öğrencilerle ilgili iletişimi de kurabilmeniz, onların sadece derslerini değil psikolojilerini de anlayabilmeniz gerekiyor. Bu dersleri de alıyorsunuz yanı sıra. Bunlar da gelişim ve öğrenme, öğretmenlik mesleğine giriş, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, özel öğretim yöntemleri, staja gidiyorsunuz okullarda, stajlar yapıyorsunuz, benzeri dersler alıyorsunuz. Konservatuvarlarda da öğretmen olmak için formasyon almanız gerekiyordu. Ama bunlar kalktı. Yani bu söylediğim dersler formasyon dersine giriyor. İşte sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, özel öğretim yöntemleri, stajlar, bunların hepsi formasyon dersinde. Sen öğretmenken bu 4 yılın içinde, öğretmenlik okurken bu 4 yılın içinde bunlar serpiştiriliyor ve bunların eğitimini alıyorsun. Konservatuvarda bunların eğitimi verilmiyor. Eğer öğretmen olmak istiyorsan, diyorsan ki ben konservatuvarda okudum ama fikrimi değiştirdim, öğretmen olmak istiyorum, KPSS'ye girmek istiyorum diyorsan bu formasyon derslerini alman gerekiyor. Ya okurken alabilirsin ya da mezun olduktan sonra alabilirsin. Son senende de alabilirsin. Daha sıkıştırılmış şekilde alıyorsun çünkü bunu. Kendi okuduğun okul formasyon eğitimi veriyorsa oradan alabilirsin. Vermiyorsa başka bir okuldan da formasyon eğitimini alabilirsin. Ama bu değişti. KPSS'ye girmek için bunu alması gerekiyordu. Ama bu değişti. Biraz sonra formasyonla ilgili biraz daha ayrıntılı bir bilgi vereceğim. Formasyon kalktı mı, kalkmadı mı, ne gibi şeyler değişti, bunlardan bahsedeceğim. İkisi için de geçerli olan bir şey var. Yani dediğim gibi çok benzerler ama en ayırıcı özelliği biri sanatçı yetiştiriyor. Daha virtüöz derecesinde enstrüman öğrenmenizi sağlıyor. Diğer ise öğretmen yetiştiriyor. Asıl belirleyici, ayırıcı unsur bu. İkisinde de okuldan mezun olduktan sonra eğer kendini kişisel okulda da kendini geliştirip eğitim fakültesinde okurken de enstrümanla ağırlık verip kendini yetiştirip virtüöz derecesine gelebilirsin. Buna kimse engel değil. Kendin çalışıp bunda başarılı olabilirsin. İkisinde de devlete bağlı orkestralara girebilirsin. Özel dersler verebilirsin. Özel mekanlarda sahne alabilirsin. Beste yapabilirsin. İşte kitap yazabilirsin. Metot yazabilirsin. Hoca olabilirsin. Akademisyen olabilirsin. Film ve dizi müzikleri, tiyatro müzikleri yapabilirsin. Müzik öğretmeni de yanı sıra direkt KPSS'ye girip öğretmen olarak atanabilirsin. Ama konservatuvar mezunuysan direkt KPSS'ye girip atanamıyorsun. Formasyon alman gerekiyor idi. Ama artık formasyon da kalktı. Yani ikisi arasında size kısaca toparlamam gerekirse, eğitimci olmak istiyorsanız eğitim fakültesini tercih etmeniz gerekiyor. Ama enstrümanda kendimi geliştirmek ve kendimi bu şekilde dünyaya duyurmak, Türkiye'ye duyurmak ve büyük orkestralarda yer almak istiyorum diyorsanız da konservatuvara gitmeniz gerekiyor. Kısacası bu. Şimdi gelin formasyonla ilgili. En sonunda formasyon ne oldu, hangi dersleri içerdiğini biraz önce kısaca anlatmıştım ama biraz daha geniş bir şekilde onları size şimdi anlatacağım. Konservatuvar mezunuyken, okulda okurken formasyon dersi alıyordunuz biraz önce söylediğim gibi ve o zaman KPSS'ye girebiliyordunuz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 29 Haziran 2020 tarihi ve 12 sayılı kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar vermiştir. Yani artık pedagojik formasyon eğitimi almasına gerek yok diyor konservatuvar mezunlarının. Eğitim fakültesinde okuyanlar zaten bu eğitimleri alıyor. Onlar ayrı. Konservatuvar okuyacak olanlarla ilgili şimdi söyleyeceklerimin hepsi. Pedagojik formasyon eğitimi kaldırıldı. 29 Haziran 2020
tarihinde açıklandı. Çünkü 2023 Milli Eğitim Bakanlığı vizyon belgesinde sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde öğretmenlik mesleği uzmanlık programı açılacaktır şeklinde bir karar var. 2023 yılında olacak diyor. Bu karar gereği ilk adım atılmış oldu. Yani bu 2020'de bu karar alarak ilk kararı artık atmış oldular. Diyor ki biz formasyonu artık tamamen kaldırıyoruz. Lisansüstü eğitim alması gerekiyor diyor. Bunun yerine lisansüstü eğitim alarak öğretmen atamaları yapılacak diyor. Şimdi bunun ne olduğunu kısaca yine size anlatmaya çalışayım. Notlar aldım çünkü anlatırken bazen aklımda olan şeyler gidebiliyor. Onun için notlardan okuyarak devam edeceğim. Biraz önce söylediğim gibi eskiden eğitim fakültesi ve öğretmenlik dışındaki bölümler okurken kendi üniversitelerinde veya başka üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi alabiliyorlardı. Yani okulda okurken mezun olmanıza gerek yoktu. Okurken de bu eğitimi alabiliyordunuz. Ama şimdi eğitim fakültesi ve öğretmenlik bölümlerinin dışındaki adaylar, yani konservatuarlardan, güzel sanatlar fakültelerinden falan bahsediyor. Öğretmen olabilmek için üniversiteyi bitirip daha sonra öğretmenlik alanında tesis yüksek lisans yaparak öğretmen olma hakkı elde edebilecek diyor. Çok hızlı konuştum, onun için susadım, biraz bekliyorum. Buradaki demek istediği şey tesis yüksek lisans yapmanız gerekiyor diyor. Konservatuarı bitirdin, öğretmen olmak istiyorsun. Tesis yüksek lisans yaparak öğretmen olma hakkı elde edebileceksin diyor. Yüksek lisans yapman için üniversiteden mezun olman gerekiyor. Mezun olmadan önce bu eğitimi alamıyorsun. Yani diyor ki konservatuvarda okuyacaksın. Okuduktan sonra mezun olacaksın. 2 yılda diyor tesis yüksek lisans eğitimi alacaksın diyor. Mezun olduktan sonra pardon 2 yıl demiyor. Yıl belirtmemiş burada. Tesis yüksek lisans demiş sadece. Yani 4 yıllık eğitimini aldıktan sonra tesis yüksek lisans yapacaksın. Öğretmen, o zaman öğretmen olma hakkı elde edebileceksin diyor. Yani 4 yılın sonunda minimum 1 yıl daha eğitim alacaksın. Öyle atanabileceksin diyor. Eğer formasyonunuz kaldırılmamış olsaydı eğitim hayatın devam ederken bu 4 yıl içinde de bunu alıp sene kaybın olmadan direkt KPSS ile atanabiliyordun. Ama şimdi yok. Ama kötü yanında formasyonun kaldırılması da kötü. Benim düşüncem bu. Eğer farklı düşünceleri olan varsa ya da bununla ilgili daha geniş bilgilere sahip olanlar varsa lütfen yorum olarak belirsin. Formasyon olması gerekiyor. Çünkü pedagojik formasyon, öğretmen oluyorsunuz. Önemli bir şey. Alınması gerekiyor ve bu şekilde yapıldığında minimum bir senede kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü üniversiteyi bitirip sonra yüksek lisans yapıp sonra öğretmen olarak atanabilmeniz gerekiyor. Ya KPSS'ye girmeye hak kazanıyorsunuz. Peki pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyonda bulunan derslerden kısaca bahsedeceğim. Yani bu öğrenci, pedagojik formasyon dersi alan öğrencilere verilen dersler: eğitim bilimine giriş, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi, eğitim psikolojisi, özel öğretim yöntemleri, öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik meslek etiği, eğitim tarihi, eğitimde program geliştirme, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, rehberlik, bilgisayar destekli öğretim, özel öğretim, karakter ve değerler eğitimi, Türk eğitim sistemi ve yüksek okul yönetimi, eğitimde eylem araştırması, eğitimde teknoloji kullanımı, Türk eğitim tarihi, bireyselleştirilmiş öğretim, yaşam boyu öğrenme, gelişim psikolojisi dersleri veriliyordu formasyonda. Eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler bu dersleri yine alıyor. Konservatuvarda okuyanlar formasyonda bunu sıkıştırılmış olarak alıyorlardı ama şimdi o da kaldırıldı. Dediğim gibi formasyon yerine artık tesis yüksek lisans yapmaları gerekiyor. Kısaca anlatmaya çalıştım. Arasındaki farkları, sınavlarının farkları, okuldaki gördüğü dersler arasındaki farkları. Artık tercih sizin. Siz ne olmak istiyorsunuz? Öğretmen mi olmak istiyorsunuz? O zaman eğitim fakültesine gideceksiniz. Yok, virtüöz derecesinde, ya ben enstrümanda çok ilerlemek ve belli orkestralarda yer almak ya da belli kişilere çalmak ya da kendim bireysel konserler vermek istiyorum diyorsanız ya da vokalde, seste gelişmek istiyorum diyorsanız, sanatçı olacağım diyorsanız o zaman konservatuvara gitmeniz gerekiyor. Tercih sizin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi yorumlarda benim atladığım yerler varsa lütfen soru olarak aşağıya yorumlarda bunu belirtin.
Kanalıma hala abonedeyseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar.